konuşalım. Bu konuşuyorsa eğer bu ikinci kanal. Türkçe konuşuyor. Ha tamam. Tamam. Tamam oldu. Duyuyorum. Tamam oldu abi. Excuse me, sir. My president here. My president. Your president. Yeah. Ha. My president here. Yeah. Okay. Thank you. Hello. Bak şöyle 12 tane. Bak. Şeyler bence vereceğim. Hazır şu anda bir şey. Altı değil. O sivil havacılığın kendi arasında yaptığı kasa arkadaşını ben de genel müdürlük konuştum. Onu altına koydum. Ben adını soracağım. Thank you.
Evet, sana söyleyeyim. Hamza, şey hacı.
şey yapıldığımız için bunu sağımıza almış oluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanları, Sayın Cumhurbaşkanım, Senior Presidente, müsaadenizle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti arasında akdedilecek anlaşmaların imza törenine geçiyoruz. İlk anlaşma Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti arasında hava hizmetleri alanında imzalanacak anlaşma. İmzacılar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürü Sayın Bahri Kesici, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti adına ekonomiden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramon Gordiles. Thank you.
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı arasında turizm alanında işbirliği programı. İmzacılar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Numan Kurtulmuş, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti adına Dışişleri Bakanı Jorge Alberto Areaza Monserrat. Türkiye Cumhuriyeti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Üretken Tarım ve Toprak Bakanlığı arasında tarım alanında mutabakat saptı. İmzacılar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti adına Üretken Tarım ve Toprak Bakanı Wilmar Alfredo Castro Soteldo. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti arasında ticaret ve ekonomik işbirliği anlaşması. İmzacılar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekçi, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti adına Ekonomi ve Maliye Bakanı Ramon Augusto Lobo Moreno.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti arasında güvenlik işbirliği anlaşması. İmzacılar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti adına Dışişleri Bakanı Jorge Alberto Areaza Monserrat. Anlaşmaların imza töreni sona ermiştir. Ortak basın açıklaması için Sayın Cumhurbaşkanlarının kürsüye teşriflerini arz ederim. Değerli basın mensupları, kıymetli arkadaşlar, sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Venezuela Cumhurbaşkanı Sayın Maduro'yu ülkemizde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Kıymetli dostum Maduro, ülkemize Venezuela'dan devlet başkanı düzeyinde İlk resmi ziyareti gerçekleştiriyor. Sayın Maduro'ya ve beraberindeki değerli heyet üyelerine şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla ülkeme hoş geldiniz diyorum. Hatırlayacağınız üzere Sayın Maduro geçtiğimiz sene Ekim ayında İstanbul'da düzenlenen Dünya Enerji Kongresi'ne de katılmıştı. Kendisi daha önce de ülkemizi Venezuela'dan ziyaret eden ilk Dışişleri Bakanı olmuştu. Geçtiğimiz ay Sayın Cumhurbaşkanı ile Astana'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında da bir araya geldik. Orada da etraflıca ülkelerimiz arasındaki ilişkileri değerlendirme fırsatını bulduk. Ortak İşbirliği Komisyonu'nun ikinci toplantısının en kısa zamanda yapılması konusunda da mutabakata varmıştık. Bugün ilk toplantısı 2011 yılında Caracas'ta yapılan komisyonun ikinci toplantısı da icra edildi. Biraz önce Sayın Maduro ile ikili ve ardından da heyetler arası görüşmelerimizi yaptık. Ve bu görüşmelerimizin çok çok verimli olduğuna inanıyorum. Ortak İşbirliği Komisyonu sırasında ele alınan kararlar hakkında da bakanımdan gerekli bilgileri aldım. Ortak İşbirliği Komisyonu sonuç deklarasyonunda bu konularda alınan kararlara yer veriliyor. Bu ziyaret vesilesiyle bir süredir müzakeresi süren bazı anlaşmaların da imzalanması az önce icra edildi. 5 anlaşma bugün imzalanmak suretiyle inşallah bunu hayata geçiriyoruz. Böylece ekonomik işbirliği anlaşmasına karma ekonomik komisyon mekanizmasını kuran anlaşma olması nedeniyle ayrı bir önem veriyoruz. Değerli basın mensupları, bugünkü görüşmelerimizde özellikle enerji ve ticaret alanındaki işbirliğimizi geliştirmek amacıyla atılabilecek adımları değerlendirdik. Bunun yanı sıra tarım, madencilik, turizm, ulaştırma, kalkınma işbirliği,
savunma sanayine yönelik neler yapabiliriz? Bunları ele aldık, görüş alışverişinde bulunduk. Bildiğiniz gibi Türk Hava Yolları 2016 Aralık ayından bu yana İstanbul-Havana-Karakas hattında seferler düzenliyor. Birçok havayolu şirketi seferlerini durdurmasına rağmen Türk Hava Yolları Venezuela halkını yalnız bırakmadı. Türk Hava Yolları uçuşlarının daha etkin hale getirilebilmesi için özellikle değerli dostumdan bazı taleplerimiz de oldu. Önümüzdeki dönemde iki ülke arasında bu konuda bir anlaşma imzalanması için de müzakereler ayrıca sürüyor. Bu ziyaret vesilesiyle Ankara'da iki ülke iş adamlarının katılımıyla bir iş forumu ve ihraç ürünleri sergisi düzenlendiğini de hatırlatmak isterim. Nisan ayında da Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Ekonomi Bakanlığımız organizasyonunda bir ticaret heyeti Venezuela'yı ziyaret etmiş ve iş forumu düzenlemişti. Kültürel alanda da ilişkilerimizin hızla gelişmekte olduğunu burada vurgulamak isterim. Karakas'ta yakın zamanda bir Yunus Emre Kültür Merkezi açılması konusunda Sayın Başkan'la mutabık kaldık. Ankara Üniversitesi'nde Simon Bolivar kürsüsünün yakın bir zaman içinde kurulacak olması da sevindiricidir. Geçtiğimiz yıl Dışişleri Eski Bakanı Sayın Rodriguez, bizden Venezuela'da bir Türk camisi inşa edilmesi yönünde talepte bulunmuştu. Biz de bu talebi gerçekleştirmekten bahtiyarlık duyacağımızı ifade etmiştik. Bugün yine Sayın Başkan'la bu konuyu da görüşme fırsatını buldum. İnşallah Karakas'ta uygun bir arsa tahsisi yapılması halinde ülkemizin geleneksel mimarisini yansıtan güzel bir eser inşa edeceğiz. Sayın Maduro da bu süreçte gerekli desteği vereceğini şahsıma ifade ettiler. Değerli arkadaşlar, Venezuela Latin Amerika bölgesinde değer verdiğimiz bir ortaktır. Bu sene Venezuela'ya ilk büyükelçimizi atamamızın 60. yıl dönümü. Kısa bir süre içinde Karakas'a atadığımız yeni büyükelçimiz de görevine başlayacaktır. Latin Amerika ve Karayipler bölgesiyle ilişkilerimiz her geçen gün daha da gelişiyor ve zenginleşiyor. Türkiye'nin bölgeye yönelik dış politikasının parametreleri bellidir. Biz hiçbir ayrım yapmadan tüm Latin dostlarımızın barış, huzur ve esenlik içinde yaşamasını arzu ediyoruz ve dış müdahalelerin de doğru olmadığını özellikle gerek diplomasimizin gerekse uluslararası politikamızın bir gerçeği olduğunu da ortaya koymakta fayda görüyorum. Özellikle ticari olarak ilişkilerimizi kazan kazan temelinde ilerletmek istiyoruz. Halkın iradesinin üstünde bir güç olmadığına inanıyor, dış müdahalelerin çoğu zaman sorunları daha da derinleştirdiğini düşünüyoruz. Temennimiz Venezuela'da son dönemde yaşanan sorunların suhuletle diyalog ve uzlaşmaya özellikle çözüme kavuşturulmasıdır. Türkiye bu süreçte gereken desteği vermeye hazırdır. İnşallah önümüzdeki dönemde açacağımız büyükelçiliklerimizle birlikte bölgedeki diplomatik misyon sayımızı da 15'e çıkaracağız. Böylece ülkemiz bölgedeki en geniş temsil ağına sahip ülkeler arasına girmiş olacak. Ben bu düşüncelerle sözlerime son verirken değerli dostum Maduro'ya ve heyetine teşekkür ediyorum. Venezuela halkının içinde bulunduğu zorlu süreci bir an önce atlatmasını da temenni ediyorum. Ziyaretlerin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor. En kısa zamanda ben de Venezuela'yı ziyaret etmenin hasreti içerisinde olduğumu ifade etmek istiyorum. Thank you. Gracias.
presidente Erdogan, ministros, ministras de Turquía, miembros de la delegación venezolana. Verdaderamente podemos decir que hemos tenido una jornada especial, extraordinaria de trabajo en esta primera visita de Estado que hace un presidente de Venezuela a la República de Turquía. Estuvimos en la Gran Asamblea Nacional hoy conversando con su presidente y con varios parlamentarios. Nos enseñaron los destrozos que ocasionaron en la intentona del 15 de julio contra la democracia en Turquía. Rendimos homenaje a los caídos. Y luego tuvimos una excelente oportunidad de contacto con el mundo académico, cultural y con la juventud turca, con la juventud de Ankara, en la visita que hicimos a la Universidad de Ankara, donde recibimos diversas expresiones de simpatía, cariño, apoyo, solidaridad. Y pudimos intercambiar con el rector de la universidad y con un profesor especialista en asuntos de América Latina, que a su vez es un investigador que ha logrado rescatar la vida de un oficial venezolano llamado Rafael Nogales, que sirvió como oficial al ejército del Imperio Otomano a principios del siglo XX. Y ya ha logrado reconstruir su vida. Conoce mucho de nuestros países. Hemos tenido un día extraordinario. Intercambiamos nuestra visión del mundo con los estudiantes y profesores de la Universidad de Ankara. Y nos entregaron un título de amistad eterna que lo llevamos ya aquí en el corazón. Igualmente tengo que decir que la reunión, tanto la reunión privada como la reunión de los equipos con el presidente Erdogan y nuestros gobiernos, ha sido también muy especial. Hemos logrado hilvanar un mapa de cooperación integral para diversificar nuestras relaciones, para ampliarlas e iniciar, como sí lo siento, presidente, una nueva etapa, una nueva era en las relaciones entre Turquía y Venezuela. Es cierto que el 29 de diciembre de este año cumplimos 60 años de relaciones diplomáticas y políticas. Y también es cierto que las relaciones diplomáticas, políticas son extraordinarias. Pero también tengo que decir que en estos 60 años poco habíamos avanzado en el acercamiento humano, cultural y en el desarrollo de una visión común de las relaciones integrales en nuestro país. Y creo que hemos dado en el clavo, hemos dado un paso vital de lo que va a ser las relaciones de futuro entre Turquía y Venezuela. Hemos firmado hoy 5 acuerdos que son la primera avanzada de la nueva visión. El acuerdo para el desarrollo de las comunicaciones aéreas, donde concedemos todo el apoyo legal y logístico para que el vuelo que une Estambul con Caracas, bueno, se desarrolle, se consolide y sea la punta de lanza de la cooperación en transporte aéreo. En segundo lugar, hemos firmado un acuerdo que es un plan del desarrollo turístico conjunto. Desarrollo turístico en un periodo que estamos fijando entre el año 2017-2019, 2 años, para echar las bases de lo que se vislumbra grandes inversiones para el desarrollo turístico de nuestras dos regiones, nuestros dos países. Igualmente estamos firmando un acuerdo muy importante para el desarrollo del comercio y la cooperación económica, que es un primer paso para un acuerdo superior
que ya ha empezado a negociarse por parte de nuestros ministros de Economía y que le da base a un conjunto de iniciativas económicas, de inversiones que van en pleno desarrollo. En cuarto lugar, hemos firmado algo muy importante, nuestros ministros de Agricultura, un acuerdo de desarrollo y de complementariedad tecnológica, productiva en el campo de la agricultura y en el campo del desarrollo de la ganadería. Todos saben que Turquía tiene un importante desarrollo en estos campos. Lo hemos conversado personalmente con el presidente Erdogan. Nuestros ministros han hecho una buena química y hemos dado este paso de este plan de desarrollo compartido. Y en quinto lugar, hemos firmado un documento de cooperación en materia de seguridad de nuestros países, para el combate contra el crimen transnacional y todas sus formas de expresión. Son cinco temas muy importantes que expresan lo que es la voluntad, una voluntad de hierro por avanzar en una nueva era de las relaciones entre Turquía y Venezuela. Yo le decía al presidente Erdogan y lo comentaba en la Universidad de Ankara, nosotros creemos fervientemente en otro mundo. Creemos que un mundo diferente, un mundo mejor es posible. Pero no solo es posible, sino que es necesario. Y creemos que ese mundo ha venido emergiendo en regiones, en países. Nosotros dibujamos el mundo del futuro y lo llamamos mundo multicéntrico, mundo multipolar, donde quepamos todos, donde sean valoradas todas las culturas, todos los modelos políticos, todos los modelos económicos, donde sean valoradas todas las religiones. Hay quienes hablan del diálogo de civilizaciones, estamos de acuerdo, un diálogo de culturas. Nadie puede pretender imponer un solo modelo político, un solo modelo económico, una sola visión de la cultura. Nadie. Y amputar, cortar, acabar la belleza de la historia centenaria de nuestros pueblos, del pueblo de Turquía, del pueblo de Venezuela, del pueblo de Asia, África, Europa, América Latina. Creemos en ese mundo. Y cada paso que damos, apuntamos hacia allá. Y creemos que esta relación con Turquía, así lo siento y me motiva mucho y nos motiva mucho, va bien dirigida hacia la construcción de una relación profunda entre Turquía y Venezuela y a darle un aporte a nuestras regiones en función de ese mundo multicéntrico, multipolar, ese mundo de diálogo, de desarrollo compartido, ese otro mundo posible y necesario. Así que le doy las gracias, presidente Erdogan. Creo que esta comisión mixta se puede catalogar como un éxito total. Y le doy las gracias. Gracias. Dünya beşten büyüktür. Más que los cinco.